akşamlar. Bu ülkede bu akşam Osmanlı öylemasını, Osmanlı ilmiye sınıfını konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Mehmet İpşir'le hocamızla konuşacağız. Burada ee, bu arada kitabı da tanıtmak istiyorum. Bu kitap üzerinden konuşacağız. Kronik yayınlarından Osmanlı ilmiyesi. Açıkçası birazdan programda da göreceksiniz ama kitabı okursanız da inşallah göreceksiniz. Maalesef bugün... Düne nispetle ne kadar geriye düşmüşüz? Aslında onu da aynı anda müşahede etmiş olacağız. Ee, hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah bütün e, tarihi seyriyle, hususiyetleriyle evet. konuşacağız ama... E, ...kitabın başında bu çalışmayı ithaf ediyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki Osmanlı toplumunu yüzyıllarca sıratı müstakim üzere tutmak için... ...büyük gayret sarf edip bu konuda önemli ölçüde başarılı olan... Osmanlı ulemasına şükran nişanesi olarak ithaf ediyor. Evet. Şimdi biz malum popüler dizilerimizde yeni yeni Osmanlı'yı izliyoruz ama orada hep at üstünde fetih evet. için koşturan daha çok askeri veçesini halbuki altı asrı tutan başka bir şey de var. Doğru. Ne dersiniz? Bu arada evet. kitabın başındaki haritayı da gösterelim. Evet. Belki arkadaşlarımız büyütebilirler mi? Görünebiliyor mu? Evet evet hocam buyurun. Evet iki önemli şeyi hakikaten yakaladınız. Çünkü evvela haritadan başlanırsa niye böyle bir harita, bir ülema resmi konabilirdi kavuklu vesaire. Sebebi şu yani Osmanlı Devleti çok dinli, çok dilli, çok ırklı bir devlet ama devletin kurucu unsuru Türkler. Evet. Bunu biz demiyoruz. Özellikle Batılılar söylüyor. Batılılar'ın 15. 16. yüzyıldan beri yazdıkları bütün kitaplarda Osmanlı Devleti demezler. Türk İmparatorluğu, Türklerin Devleti. Osmanlı Padişahı'na da Grand Türk, Büyük Türk derler. Nitekim işte bu haritalarda da bu görülmüş oluyor. Ama bu demek değil ki diğer unsurların burada bir rolü yok elbette ki. Balkanlardaki o onlarca Arnavut, Hırvat, Boşnak, Yunan, Bulgar hepsinin Arap, Acem rolleri var. Kürtler aynı şekilde. Dolayısıyla bir kolektif bir iş ama işin lokomotifi elbette ki işte Türk ve tarih edebiliyorsunuz onlarca büyük devlet kurulmuş. Cumhurbaşkanlığı forsunda da onların en belli başlı 16 tanesini biz her zaman e, e, görüyoruz e, ve göğsümüz kabarıyor elbette ki o şekilde. Diğer husus yine sizin fark evet, ettiğiniz diğer husus, ettiğiniz. asıl o da tabii e, benim nazarımda çok önemli. Yani e, çoğu zaman o, Osmanlı e, ilmiye sınıfı üleması eleştirilir. İşte çeşitli vesilelerle çok e, iyi şeyler yazmamışlar, çok eser vermemişler falan gibi ama belki en büyük eserleri Osmanlı toplumu. Yani toplu e, toplu insan evet insan yetiştirmek. O, o kadar büyük e, tehlikeler vardı ki çünkü bulunduğumuz coğrafya tehlikelerle e, iç içe olan bir coğrafya. Yani biz bugün bedel ediyoruz görüyorsunuz değil mi şehitleri veriyoruz. Allah hepsine e, gani gani rahmet eylesin. Ama bu toprakları da hep böyle bedel ödemişiz. Geçmişten e, günümüze hep bedel ödenmiş. Eee bir sürü fikri e, e, tehlikeler var. E, bir takım e, böyle savaşlar vesaireler var. Ülemanın buradaki rolü toplumu hep doğru yol üzerine, o sırat müstakim dediğimiz e, yol üzere tutmak için çok büyük çaba sarf etmişler. Konuşmalarıyla, vaazlarıyla, ile, vaazları ile e, tavır ve davranışları ile eserleriyle eee ve biz bugüne kadar işte Anadolu İslamı diyoruz değil mi? Hep söylediğimiz, gurur duyduğumuz bir Anadolu İslamı değil. Bu İslam'ın işte oluşmasında, sağlıklı bir şekilde kalmasında en önemli rol. Sadece onların değil, elbette ki tarikat şeyhlerinin de rolleri var. Yönetici kadronun da rolleri var. Devşirmelerin de burada çok büyük rolleri var. Ama en önemli rolün ulema da olduğunu bildiğim ve onu biraz e, duyurmak maksadıyla öyle bir e, itaf düşündüm. Evet. Ee, biraz evvel işaret ettiniz çok uluslu bir evet. e, imparatorluk. Muhakkak çok uluslu, çok dinli, çok dilli bu devletin ayakta kalmasında e, Osmanlı ulemasının evet. dediğiniz gibi sadece Müslümanların sıraten müstakimde evet. e, izinde gitmesinde değil, bütün bir toplumun bir arada bu söylediğimiz evet, o coğrafyada evet. yani şimdi gayrimüslimlerle barış içinde evet, yaşamasına... beraber yaşama ilkesi bunun İslami bir ilkedir. Zimmi hukuku diyoruz. Ama Hı. bunun e, uygulanabilmesi burada yaşanan problemlerin sağlıklı bir şekilde çözülmesinde yine ülemanın rolünü görüyoruz. Yalnız şunu belirtmek lazım. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu bir kolektif bir gayretle olduğunu belirtmek gerekir. Bu kolektif gayret derken şunu söylüyorum. tabii hanedanı Ali Osman çok önemli. Kurucu hanedan ta kuruluşundan ta sonuna kadar hep o saygı gösterilmiş. Hatta kutsal addedilmiş. Çok önemli Türk aileleri var. Tanınmış Türk aileleri bu dönemlerde. Sonra devşirmelerin rolü çok önemli biz zaman zaman onu suçlayıcı bir takım ifadeler kullanıyor bazı insanlar. Ben şahsen çok üzülüyorum öyle. Bu devşirme dediğimiz insanlar evet köken itibariyle Hristiyan ama bunlar genç yaşında daha delikanlıyken İslam'ı benimsiyorlar. Bunların içinde hanım olanlar var. Haremde olan valide sultanlardan tutun bütün o saray görevlileri Enderun'da devşirme kökenli gençler var ama öylesine İslam'ı benimsiyorlar ki e, bunun en önemli kanıtı yaptırmış oldukları eserler. İstanbul'da biz yüzlerce cami, medreseyi onların tarafından yapıldığını biliyoruz. İlaveten Türk kültürünü de benimsiyorlar. Evet, Türk diye adı geçmiyor ama Türk'ün örfü, adeti, giyimi, kuşamı, hatta müziği, tüm bunları bu devşirme dediğimiz insanlar benimsiyorlar. Son olarak şunu söyleyeyim bu konuda. Osmanlı'nın Osmanlı olduğu asırlarda o devşirmelerin rolleri çok büyük olmuştur. O yüzden yani o insanları da gerçekten minnetle ve rahmetle anmak lazım. Sokulluyu düşünün. Bir papaz ailesi, Sokullu ailesi. Papaz ailesi İşeğrat'tan, Bosna'dan devşiriliyor. 15-16 yaşında öyle küçük kundaktaki çocuk veya ufak bir çocuk değil. 16 yaşında bir papaz ailesi. İstanbul'da kaç tane cami var? Başka yerlerde kaç tane medresesi köprüsü var? Demek ki Osmanlı öyle bir eğitim uyguluyor idi ki bu eğitimle onlara yepyeni Zaten bir kimlik müstekil. kazandırıyordu. Evet. Ve burada da tabii onlara o eğitimi veren de işte yine alimler tanınmış alimlerdi. evet. Alimler idi. evet. Evet Peki bakınca e, Osmanlı'daki ulema ilmiye sınıfı e, İslam toplumlarında başlangıcından bu yana ve bu arada geçmişteki Türk devletlerine nispetle bir orijinalliği var mı? Evet bu bir tabi e, eslek Osmanlı iç, ile ilgili hep şunu söyleriz ki doğrudur e, Osmanlı'nın en büyük başarısı çok zengin bir mirası devraldı e, Türk mirasını, İslam devletleri mirasını, bu birbiriyle et ve kemik gibi mezc olmuş o mirası devraldı. Ve bu mirası da çok güzel bir şekilde kendi toplumuna, kendi coğrafyasına uygulayarak geliştirdi. Bunun ikisi de önemli bir başarı. Yani o mirası reddetmeden almak büyük bir başarı. Onu geliştirmek de bir başarı. Bakın biz şimdi Cumhuriyeti kuran nesilleri Rahmetle anıyoruz. Hepsi bize böyle e, cennet bir vatanın milli mücadeleyi kazanmışlar ve cennet gibi. Ama kuruluşta e, geçmişe ait değerleri reddedilmiş. Bu, bu bir hata. Bugün biz bunu fark ediyoruz. Birçok e, kazanımlar e, başka tüttür ile ilgili ediyoruz. olmak üzere uygulamalarla ilgili e, reddedilmiş. E, keşke olmasaydı şimdi çok daha herhalde zengin bir e, Cumhuriyete miras intikal ederdi. Osmanlı bu manada başarı gösterdi. Beyliklerden, Anadolu beyliklerinden, Selçuklulardan, daha öncesine gidersek işte Memluklulardan, Abbasilerden süzülüp gelen o İslam ve Türk mirasını aldı. Kısa bir süre sonra da ona bir Türk kimliği kazandırdı, bir Osmanlı kimliği kazandırdı. Nitekim şimdi onlarca çalışma yapılıyor. Ne diyor çalışmada? İslamda aile hukuku Osmanlı uygulaması, İslamda gayrimüslimler Osmanlı uygulaması. Gerçekten zengin bir uygulama söz konusu, evet. Şimdi bu kitapta e, inşallah başka e, başlıkları da başka programlarda evet. konuşma imkanımız olur ama e, bakınca şunu sormak istiyorum. Tabii çok kaynak istifade evet. etmişsiniz. Evet. Her yerde dipnotlar zengin var. Kaynak Nasıl çok da, bir ee, çalışma yaptınız? Evet. Kaynaklı dendiği zaman orada da bir şeye böyle vurgu yapmak İşaret lazım. Evet. Bizim iki tane böyle büyük e, maden yatağımız var. Yani kaynak manasında diyorum. Birisi arşivimiz. Yani öyle 3, 5, 1000, 10.000, 1 milyon, 2 milyon değil. Yüz milyonlar da ifade eden zengin bir maden yatağı öbürüsü de e, kütüphanelerimizdeki tarihi eserler. İkisi de gerçekten çok zengin ve e, hangi saha olursa olsun yani e, bu iki kaynaktan e, istifade etmek mümkün. Tabii biz belli ölçüde istifade ettik. Bunun çok daha zengin olması e, elbette ki mümkün. E, mutlaka bundan sonraki gençler e, bu konularda çok daha güzel çalışmalar elbette ki yapacaklardır ama... Biz o manada çok şanslı bir imkanlara sahibiz. Yani arşiv dünyada bizim kadar zengin arşiv olan belki İngilizlerden bahsedilebilir biraz. Osmanlı uleması aslında kitapta da belirtmişsiniz bir uç beyliği olarak kuruluyor ve kendinden önce gelen İslami geleneği de hem İslam, doğrudan Arap toplumlarında ama Türk devletlerinden gelen geleneği de naklediyor. Evet. Ee, böyle baktığımızda ilkin Osman Gazi, Orhan Gazi ve orada yine dikkatimizi bir şey çekiyor. Ee, Kahire'den, Şam'dan, Semerkant'tan alimler de yine o nakledilen gelenek gibi başka yerlerden daha gelen alimler daha o zaman başlıyor. Evet. Evet. müderris olarak tayin evet. ediliyor diyorsunuz. Evet. Evet, Osman Gazi'den başlarsak tarihi evet. seyri için ne evet. deriz? Şimdi e, e, şunu söylediniz gayet e, önemli o. Osmanlı Devleti aslında bir gaza devleti. Yani hakikaten e, kuruluşundan ta 20. yüzyıl başında tarih sahnesinden çekilinceye kadar o gaza misyonunu hiç kaybetmemiş. Yani milli düşünün 20. yüzyılda 1. Cihan Harbi, Balkan Harbi milli mücadelele e, tarih sahnesinden çekiliyor ama bununla birlikte ilim hayatında e, müesseselerin kurumların teşkil edilmesinde çok önemli bir e, başarı gösterdiği görülüyor tabii ilk kurulduğu zaman e, henüz böyle gelişmiş medreseler yetişmiş büyük alimleri yok e, İslam dünyasının çeşitli yerlerinden alimler e, geliyorlar bu geliş de oldukça tabii bir e, e, ziyaret yani çoğu zaman davet ediliyorlar geldikleri zaman burada çok büyük rağbet görüyor padişahlar Osmanlı ilk Osmanlı Osman Gazi Orhan Gazi zamanında özellikle Murat Hidayevendikler Yıldırım Beyazıt zamanındaki gelen alimlere gösterilen verilen itibarı biliyoruz o şekilde e bu tabii çok önemli bir şey oluyor şunu da bilelim bu bu bir seyahat tabii akademik seyahat İslam dünyası bir bütün o zaman. Yani şöyle bir bütün e, malum İslam hukukuna göre ülke kavramı ikiye ayrılır. Bunu Ahmet Özel e, değerli e, akademisyen arkadaşımız konuda kitaplar yazdı. İkiye ayrılır. Darül İslam, Darül Harp. Yani Müslümanların toprakları bir ülkedir. Bir yek vücuttur. E, Gayrimüslimler de o şekilde. Yani e, Müslüman olmayan topraklar. Dolayısıyla bir alim diyelim ki Kahire'den çıkan bir alim hiçbir engelle karşılaşmadan ta Bursa'ya kadar Edirne'ye kadar geliyordu. Arada başka devletler var ama onlar için engel yok. Yani bir pasaportun nerede izin nerede denilmiyor idi. Bu talebeler için de geçerliydi. Yani bu seyahat sadece alimlerin öğreti, tedrisat yapanlar için değil talebeler için de geçerliydi. Onlar da istedikleri şekilde gidiyorlardı. Hatta bu gidişlerde kervanlara katılıyorlardı. Çünkü uzun bir yol, 2 ay, 3 ay süren bir yol. O kervan sahipleri de o alimlere veya öğrencilere yardımcı oluyorlardı. Yani yeme içme konusunda, güvenlik konusunda yardımcı oluyorlardı. Böyle bir inanılmaz bir canlılık söz konusu. Hep şunu söyleriz. Yani tanınmış alimlerin hayat hikayesi hemen her yerde görülebiliyor, bakabiliyoruz. Bakıyoruz en az 8-10 yerde e, ayrı ülkede yani ayrı şehirde tanınmış bilginlerden dersler alıyorlar, gidiyorlar veya oralarda gidip ders veriyorlar. Ve hiçbir kaygıları yok. Gittikleri yerlerde vakıf kurumu sayesinde kalacakları yerler var. İmparatorluğun bir ucundan e, bir ucuna e, seyahat evet, edebiliyorlar. Yani, Osmanlı da olabilir veya da başka devletlerde, Başka Müslüman devletler de olabilir. Vakıf kurumu her tarafta var. Kalacakları yer hazır, yiyecek içecekleri konusunda var ve bir de itibar görüyorlar. Yani gerçekten onlara evet. saygı gösteriliyor, değer veriliyor. o yüzden böyle bir inanılmaz canlılık var. Bakın bir sözü burada İmam-ı Şafii'nin bir sözünü hatırlamak gerekir. İmam-ı Şafii talebeslerine diyor ki Onlara belli süreler ders verdikten sonra... ...oğlum sakın ha diyor... ...bir yere böyle saplanıp kalmayın diyor. Daima hareket halinde olun. Nerede tanınmış bir alim var... ...ondan istifade etmeye çalışın. Unutmayın ki diyor... ...durgun su kısa süre sonra... ...rengini, tadını ve hmm. lezzetini kaybeder. Evet, ama, burada kitapta da var. Evet, ama diyor... E, ...akan su daima lezzetlidir. Öz, özelliğini evet korur diyor bu gerçekten çok uygulanmış. Mutlaka Batı'da da örnekler vardı. Yani bu sadece bize mahsus ama bizde inanılmaz şekilde kullanılmış. Yani ilim adamı bir yerde evet. sabit kaldığında Bunun ilk suyun... örneği sahabe-i kiram. Evet. Sahabe-i kiram peygamberimizden belli mescid-i nebevi'de belli şekilde bir şeyleri öğrendikten sonra hemen o öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak için diğer diğer geziyorlardı. Bugün Orta Asya'da sahabe kabri var. Anadolu'da, Diyarbakır, İstanbul'da İstanbul'da, İstanbul'da 20, 29 tane sahabe ve tabi'in kabri var. Nasıl olmuş bunlar bu adamlar? Yani bu insanlar işte yani öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak, başkalarına da öğretmek maksadıyla böyle diyar diyar gezmişler. Sahabe, tabi'in daha sonra da bu evet. ilim, ilim dünyası için bu devam etmiş. Hepsi Peygamberimizin geçmiş. de bir hadisi var. E, buyuruyor ki Resulullah yani bir e, Talebe, ilim tahsil edecek talebe veya bir ilim öğreten bir e, alim, evinden çıktığı andan tekrar dönünceye kadar, bu bir gün olabilir, bir hafta olabilir, beş sene olabilir. Libya gidiyor mesela Trablusgarp'lar bizim hatırlıyorum Kayseri'den Trablusgarp'a bir e, gelenek oluşmuş, bir sürü alim gitmiş orada, 3 sene dört sene kalmışlar. Hatta gelen mektupları da açmamışlar ki yani şimdi bir şey gelirse tahsilim yarıda diye. Hasır altı bırakıp yani öyle koymuşlar. Anlatırlar evet. ne kadar doğru bilmiyorum. Bu bir anekdottur bu şekilde. Hatta bu yabancı dil öğrenmeye yurt dışına gidenlere de tavsiye edilen bir şey galiba. Belki ha, bilmiyorum ama dinilmiş. biz dört gözle de yurt dışında yani hatırlıyorum mektubu dört gözle mektubu geldiği zaman beklerdik hemen anında cevabını yazardık bu şekilde. Yani böyle bir canlılık söz konusu. Bu biraz devam ediyor çok yoğun bir şekilde ama İstanbul'un fethinden sonra yavaş yavaş büyük e, alimler yetişiyor. Tanın büyük medreseler oluşturduktan sonra yine devam ediyor ama daha e, yani daha e, az az sayıda bunun olduğunu görüyoruz. Şimdi burada kitaptan müsaade ederseniz o dörtlüyü de okuyayım. İlk Osmanlı tarihçisi Ahmedi Osmanlı e, ülkesine gelen alimleri. Evet. kastederek yazdığı dörtlük. Ee, gör ki nice darı İslam oldu ol, gör nice ilim ehliyle doldu ol. Pak dini de Orhan Pak itikat, ilim ehli buldular andan Murat. Evet gayet evet. İşte bundan daha güzel veciz ifade edilmez. Ahmedi'yi evet. Ahmedi de kendisi de aslan Germiyan be Beyliği'nde Kahire'ye yani. gitmiş. O zaman Kahire'de oldukça bir iyi bir muhit var. Epeyce de Anadolu'dan gitmiş gençler var. Şeyh Bedret'in onlardan bir tanesi başka tanınmış alimler var. Orada da bir birlik oluşturuyorlar ama hepsi de daha sonra yani oralarda yerleşip kalmıyor. Tekrar dönüyor ve kendi ülkesinin insanına hizmet ediyorlar. Evet. Biz bu hani beyin göçünden hep yakınırız. O dönemlerde oralarda kalmıyor. Semerkant'a giden de Kahire'ye, Şam'a, Bağdat'a giden de bir süre sonra dönüyorlar. Çünkü bunu bir galiba bir sorumluluk olarak görüyorlar. Yani ben evvela kendi insanıma hizmet etmem gerekir diye. İnşallah bunu günümüzde de biz bunu yaşarız ve yurt dışında bizim çok kıymetli beyinlerimiz var. Evet. Onlar yavaş yavaş dönerler ki dönüyorlar da galiba duyuyoruz zaman zaman evet. Bu arada not düşmüşsünüz Osmanlı maturidi mezhebini benimsemiş olmakla birlikte medresede daha ziyade eşari alimlerin evet, kitapları da, okunurdu. Evet. Hemen orada şunu da hatırlatmak, sormak istiyorum. Tabii böyle ilim alimler var gelen ama tarikat e, şeyhleri veya meşayih onların, diyoruz onlara, meşayih evet. Evet, evet. müntesiplerinden, halifelerinden evet. de e, Osmanlı. Evet topraklarına tabii. bir şey var. Evet o kolektif evet. harekette işte o meşayihin de çok rolü var. Hatta evet. bu... Birbirlerini tamamlıyorlar. Tabii. Balkanların e, yani Türkleşmesi, İslamlaşmasında o dervişlerin çok büyük rolü var. Rahmetli Ömerli Tübarkan, hmm. e, Polonezotel Türk Dervişleri diye böyle çığır açan bir makalesi vardır. Daha sonra kitap olarak da yani büyük bir, uzun bir makale. Yani o dönemlerde ismini cismini çoğu kere bilmediğimiz böyle bir tarikata mensup mürit gidiyor Balkanlarda. Hristiyan oralar o zaman gidiyor. Orada bir kendisi ufak bir kulübede bir odada kalıyor. insanlara yardımcı oluyor. Oralardaki insanlara böyle çeşitli manada hizmetler götürüyor ve Osmanlı ordusu, Osmanlı yönetimi gelmeden önce orada bir altyapı oluşuyor. Yani buna buna istimalet diyoruz biz. İstimalet bir siyaset. Yani devletin uyguladığı tarafı var. Alimlerin uyguladığı yönü var. Tarikat şeyhlerinin uyguladıkları yönü var. Ne demek Arapça bir kelime malum? Yani karşıdakinin gönlünü kazanmak, gönlünü meylettirmek manasına. Bu çok güzel Osmanlı uygulamış gittiği yerlerde. Evet. Nitekim siz e, kitabın başında ithaf ederken Sırat-ı Mustakim'in evet. peşinde toplumun gitmesini altını çizdiniz. İnsan yetiştiriyorlardı diye yine evet. aynı şekilde Meşayih de evet, tabii o. E, işte o toplumun evet. direklerini evet. Evet. oluşturacak insanları Doğru. yetiştirmiş. Burada gözüküyor. bir incelik var. Buyurun. Aslında ilim adamlarıyla tarikat şeyhleri, Ayrı ayrı kanallardan beslenmiyorlar. Yani şöyle bir gerçek var Osmanlı için. Osmanlı toplumunda padişahından sokaktaki sade vatandaşına kadar herkesin mutlaka bir tarikata ya doğrudan doğru intisabı vardı veya ona sempatisi vardı. Buna padişahlar da dahil vezirler de dahil ona karşı bir sevgisi muhip dediğimiz dediğiniz gibi bir ve orada ayrı bir zevk görüyorlardı o dönemin şeyhleri de tabii yetişmiş insanlar. Hepsi medrese tahsili görmüş. Yani ilmi irfanı bilen insanlardı. Daha sonra medreseden sonra tarikata intisap ederek devam ediyorlardı. Bu konuda hatta çok önemli bir eser var. 16. yüzyılda Şakayık-ı Numaniye evet. fi ulema Devleti Osmaniye diye. Şakayık'te 521 tane alim ve tarikat şeyhi anlatılır ama hepsi ülema adı altında. Yani çünkü kitabın adı öyle şekilde. Örnekleri de vermişsiniz nitekim. Ee, evet, doğru. yani şekilde. Yani medreseden çıkıp hatta daha, daha sonra tarikatla evet. çok evet. da hoş olmayan arası ama sonra e, tarikat şeyhine dönüşen zatları evet, da. Var onlar evet. da. Ya da şeyhülislam olup evet. önce karşı çıkıp sonra Evet, doğru. Ev olup Örnekler. örnekler yani 600 var. sene zarfında hakikaten çok değişik örnekler var Ne isterseniz bulabilirsiniz evet. yani Umarım evet. ama heps yani bütün bu örneklerde e, hep maalesef bugün çok geriye düştüğümüzü görüyoruz evet. yetişme şekilleri evet. ve e, ortaya koydukları eserlerle evet. şimdi ilim tahsili için seyahati konuştuk evet. e, bugün beyin göçü diyorsunuz ama bugün bir kere gidiyoruz işte veya pe peşine geliyoruz. Aslında bu gelenek Anadolu'da hala biraz devam ediyor herhalde değil mi Mehmet Bey? Evet. En azından Cumhuriyetin ilk yıllarında oradan oraya oradan oraya o hocanın elinden öbürüne giden Evet. E örnekler e biliyoruz. Doğru ben yani ben bile şehirime yani 50'li 60'lı yıllarda Kayseri'de bulunduğumuz sırada e bu şekilde uygulamalar vardı. Yani mutlaka birkaç yere ismini duyduğu bir alim olursa oraya gider orada kalma şeklinde örnekler var. Şimdi doğru. aslında modern hayatta ulaşım çok daha kolay. Evet. Artık günümüzde İletişim tabii çok değil. kolay. Tabii, tabii. Ama doğru. bu bu şekilde bir evet. ilim adamı yetişmesi evet. pek farklı bir gelenek oluştu gö doğru. Görmüyoruz evet. Şimdi e, yine burada tabii örneklerden sonra da de aileler oluşuyor şeyde değil mi bu e, ülema? Çünkü İlim dediğimiz şey biraz gelenek meselesi. Babadan oğla böyle... Ünlü aileler. Bir, bir baba var, dört tane oğlu var, dördü de aynı mesleğe intisap ediyorlar. Bu tabii başka meslekler için de geçerli. Yani mesleklerin babadan oğla intikali geleneksel bir tavır. Ama en böyle sistematik olarak uygulandığı ve büyük bir şevkle e, heves edilen meslek ilmiye mesleği. Yani gerçekten birçok isim sayabiliriz. Beş oğlu var. Beşi de babasının mesleğine giriyorlar. Çünkü itibar var. Evet. E, şeysi de iyi. Yani dünyalığı da oldukça iyi. E, yani devlet hizmetinde bulundukları Muteber. zaman itibarları onun yanında e, oldukça iyi e, kazanç da sağlamış oluyorlar. Hatta şey e, bari gelmişken oraya bir iki örnekte verelim. Taşköprü zadeler var. Başka? Yani 15-20 tane var. böyle çok büyük aileler var. Mesela Zadeler diye bir aile var. 6 tane Şeyhülislam çıkartmış. Onlarca kazasker çıkartmış. Yani en üst seviyede e, Hoca Saadettin Zadeler var. Yani Hoca Saadettin Efendi'nin ailesi. 7 Şeyhülislam çıkartmış. Oğullarının hepsi ilmiye bir mensup. Birkaç asır Şeyhülislam onlardan çıkmış. Evet gözüküyor. onlardan. Ve bunlar arasında evlilikler de oluyor bakıyorsunuz zadelerden bir aile çivi zadelerden Adem bir kız alıyor veya bir kız veriyor o şekilde böylece inanılmaz bir güçlü. bunun bazı zararları da oluyor yani bazı böyle çok çalışkan ama arkasında kuvvetli bir destek desteği olmayan kimseler mağdur oluyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Şikayetleri var çok acı. Yani padişahlar cuma namazına giderken veya valide sultan bazen bir dinlenmek için bir sayfaya giderken tabii araba içerisinde ama araba durduğu zaman hemen ona sultanım diye bir dilekçe veriyorlar. Böyle 3-5 değil yani epeyce yakınmalar. Ne zaman? Ta 16. yüzyılda. Yani hani 17'de 18'de o, o değil. 16. yüzyılda buna dair çok örnekler var. Padişahlar bununla ilgileniyorlar. Tahkikat Ama sistem bir şekilde işliyor. İşliyor yani. tabi o o önemli. O özellikle Çok o cuma önemli. namazlarında padişahlar daima dışarıda bir camide namaz kılmaları şart idi. Yani İslam hukukuna göre, İslam fıkhına göre onlara yüzlerce dilekçe veriliyordu. Peçevi tarihinde söyl söylüyor. Bin dilekçenin, bin yüz beş yüz dilekçenin Bir dilekçeni cuma verildi. selamlığında mı? Evet, cuma selamlığında. Peki, bir küçük ara bir verelim. Evet. Ee, i̇nşallah devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız. Müzik geldi en, sanki. En Evet Doğru, bu çok manidar evet, evet sonra Siz şimdi e, seyahat halinde olması ilim adamlarından söz ettik peşinden de e, ilmiye sınıfında böyle hep e, etkili olan ailelerden söz etmiştik evet. ama seyahatle ilgili belki onu da hatırlatmak lazım kitabınızda gördüm hac ve umre evet. e, ilim adamlarının bir araya gelmesi için e, çok önemli bir Evet. Yer, alan, imkan, fırsat. Fevkalade bir imkan yani hakikaten ve İslam dünyasının her yerinden insanlar geliyor. Bir de günümüzdeki gibi or oraya gidip bir hafta on gün sonra dönülmüyor. Yani hacca giden bir e, veya umreye giden bir alim e, en az üç ay, beş ay bazen bir sene orada kalıyor. Orada da yine bir geçim sıkıntısı yok. Çünkü biliyorsun Haremeyn Evkafı diye bir vakıf sistemi var imparatorluğun her yerinde e, Müslümanlar, insanlar, erkek, kadın yani sadece erkek de çok yüzlerce de kadın e, vakıf kuruyorlar. Haremeyne yardım için bir vakıf ve e, bu paralar toplanıyor devlet tarafından toplanıyor. Darü Saade ağaları umumiyetle bunu yönetiyorlar bu vakfı ve her sene Surre ile birlikte oraya çok büyük bir para gidiyor. Orada işte mücavir denilen Mekke'de veya Medine'de kalan insanlara geçim sıkıntısı çekmeyecek şekilde yardımlar yapılmış oluyor. Dolayısıyla bu alimler de orada tartışıyorlar. Hepsi de tabii aynı fikirde de değil. Çok farklı fikirlerde. Özellikle Hindistan'dan gelenler var epeyce. Malum o zaman Hindistan'da Babürlü İmparatorluğu var. Büyük bir Türk İmparatorluğu. Onlar da Sünni ve Hanefi bir imparatorluk. İran'dan gelenler var. Afganistan yani Orta Asya'dan gelenler var. Adeta orası bir böyle e, ilim e, meclisi, bir ilim şöleni gibi oluyor. Döndükleri zaman da bu bilgileri kendi toplumlarına aktarıyorlar. O da çok önemli. Yani e, o edindiği bilgiyi Anadolu'ya döndüğü zaman veya Hindistan'a döndüğü zaman paylaşıyor, kitaplar yazıyorlar, daha sonra haberleşiyorlar falan. Bu seyahat üzerinde özellikle tabii e, durmak lazım. Bunun yararı çok büyük. Evet. Bunu evet. Etmek ailelerden söz ederken e, ilim ilmiye sınıfının itibarından da evet. da altını çizmişsiniz. Hatta başka mesleklerden e, ilmiyeyi evet. intisap edenler evet. var. İbni Kemal örneği mesela. Evet. Nasıl oluyor? Yani Birçok örnekler var. Ama İbni Kemal örneği biraz ee, belki bilinen bir örnek ama e, tipik bir örnek. Çünkü köklü bir aileden geliyor. Bir, yani biraz aristokrat bir aileden geliyor. Ve o da işte paşa torunu. Zaten Kemal Paşa Zade diyoruz. İpli Kemal sözü de var. Bir diğer ismi de pa e, Kemal Zade Ve bir e, askeriye intisab ediyor. Osmanlılar'da üç tane temel meslek var malum. Askeriye yani Seyfiye deniliyor ona Seyfiye. Evet. İlmiye ve Kalemiye deniliyor. Burada bu, da Seyfiye'den evet, İlmiye'ye evet, geçiyor. Evet bu Seyfiye'ye mensup oluyor. Ve orduyla birlikte 2. Beyazıt zamanında Rumeli tarafına bir sefere katılıyor. O seferde bir e, harp meclisi kuruluyor. Yani durum değerlendirmesi için. Sadrazam var. E, tanınmış e, Akıncı Beyler var. Evrenosoğlu oğlu Ali Beyler vesaireler var. Toplanılmış. Toplantı sırasında genç bir molla, kavuklu bir molla içeri giriyor ve o kalabalığı yararaktan ta varıp sadrazamın yakınına oturuyor. Kemal Paşa zade hayret ediyor bu kimdir Kim? böyle genç birisi. Gidiyor hatta o Evrenosoğlu'nun bile daha üstüne oturuyor yani tam sadrazamın yanına. Oradaki hizmet görene soruyor e, kimdir bu deyince bu diyor... E, e, Sirem Kadısı Molla Lütfi diyor. Daha sonra talebesi de olmuş onun. E, nasıl oluyor da diyor bu şekilde e, sadrazamı yanına kadar gidiyor falan deyince o hizmet gören kişinin de demek ki kültürlü yani Arif Bizan bir söz söylüyor. Peygamberimiz bir hadisin. Rütbetül ilmi aler rütep. Yani ilmin rütbesi bütün rütbelerin üzerindedir. O kafasında adeta bir şimşek gibi çakıyor. Diyor ki ben ne kadar büyük bir asker olsam, cengaver bir olsam, Evranos oğlu Ali Bey'in yerine seviyesine ulaşamam ama oturur çalışırsam bir Molla Lütfü'nün seviyesine gelirim. Bunu Şakayık-ı Numani'de anlatılıyor. Ve döndükten sonra e, Seyfi'ye yani askeriye kisvesini çıkararak ilmiye kıyafeti giriyor. Buna o zaman silk deniyor silk. Yani ilmiye silkine Giriyor İşte tanıdığımız büyük tarihçi büyük alim Kemal Paşazade çıkmış oldu. Buna ait başka örnekler de var yani böyle yani. Bir de gerçekten. tersinden örnek verelim isterseniz o aradaki konuştuğumuzu Sümbüsin Sinan Hazretleri ile. Evet. E, o da anlatılır. Nokta Onun mesela, yani tam olarak evet. kaynağı nerede onu bilemiyorum. Öbürüsü çünkü kaynağı var. Yani Kemal Paşa Zade biraz da çok zeki 200'e yakın da eser yazmış ilmine de oldukça biraz e, güveniyor mağrur birisi. Evet. E, böyle. Bir gün e, böyle Ama sonra değişiyor. Evet. Birisi, doğru. birisi ziyarete Söyleyeyim. geliyor bir e, böyle derviş kıyafetinde birisi diyor ki e, 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 efendim bana diyor Cenab-ı Hakk'ın ilmini tarif edebilir misin? Gösterir misin? Olur mu böyle bir şey falan diyor. Yani benim anlayacağım şekilde deyince işte böyle çok büyük bir şey e, eliyle adeta cihanın tamamını gösterir gibi veya bir koca bir daire çizer gibi onu gösteriyor. Diyor ki burada Fahri Kainat Efendimizin, Peygamberimizin ilmi ne Ona bir nokta gibi, bu da nokta diyor. Diyor ki burada Zat-ı Ali'nizin ilmi nerede? Alimlerinkini de, Peygamber Efendimizin içinde. Evet, içinde. sonra, sonra da... sizin ilminiz nerede de deyince diyor ki siz e, kimle tanışıyorum, kimsiniz diyor. O zaman Ondan sonra ayağının biraz daha yere bastığını anlatırlar. evet. Böyle bir sonra çok iyice, manidar bir anekdot. İyice evet. de basacak Bunlar galiba. Bunlar tabii olmuş mudur olmamış mıdır diye tartışmamak lazım. Topluma mal olmuş bu nevi evet. şeyler ve toplum bunlardan kendine bir ders çıkarıyor. O yüzden yani... E... Sonra da galiba Sümbü Sinan Hazretleri'nin müntesibi oluyor. E, mü... Evet o tarikata da şeysi var. E, şimdi bu arada... Ulemanın müstani tavrından söz evet. ediyorsunuz. Ne demek ulemanın yani, müstani e, tavrı? Yani böyle ezilip büzülmüyor e, şeyleri karşısında e, 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 ilim sahibi, e, e, kendisi e, bilgiyle dona, donanmış durumda. Yani alimlerle, e, e, devlet adamlarıyla devamlı toplantılar oluyorlar ama yani onlara e, hiçbir zaman muhtaç olmalı gibi bir tavır içinde olmuyorlar. Bu çok önemli. Burada iki şey var. Birincisi ulema büyük ölçüde vakıflardan e, e, geçimini sağlıyor idi. Yani devlete çok fazla maddi manada muhtaç değildi. O yüzden vakıflarla ulema veya ilim arasında çok önemli bir irtibat var. Bir de e, e, iyi yetişmiş insanlar. Biliyorlar ki nereye gitseler kendilerine değer verilecek. bunun ait erken dönemde birkaç örnek var. Yani bizim kaynaklarda anlatılan örnek var. Mesela Molla Gürani hı hı. işte kendisi o zaman Bursa'daki Selahattin Evkafı ile görevli, ilgileniyor. Fatih Sultan Mehmet'ten ki hocasıdır Fatih'in malum Molla Gürani. Bir ferman geliyor ama fermandaki istenilen uygulama şeri Şerif'e aykırı görüyor. Yani İslam hukukuna aykırı görünce getiren elçinin önünde fermanı yırtıyor tabi bu kabul edilebilir bir şey değil çünkü o ferman Fatih'in fermanı olduğu gibi Osmanlı'nın da bir şeyse yani bir temel metni durumda yapılmaması gereken bir hareket e, e, şeri Şerif'e aykırı gördüğü için Fatih de bunu duyunca çok üzülüyor ve o e, kendisine kırgınlığını ifade ediyor bunun üzerine Molla Gürani terk ediyor Osmanlı ülkesini. O zaman Memluklar hala var. önemli bir devlet. 1517'de malum e, tarih yani Osmanlı'ya katılıyor. E, oraya gidiyor. Gittiği zaman adeta günümüz tabiriyle söyleyeyim kırmızı halıyla karşılıyorlar. Çünkü biraz Osmanlı ile de artık şey Zaten de var böyle bir rekabet de be. söz konusu. Onu büyük bir şeyle karşılıyorlar. İkramlar, izzetler vesaire. Ama bir süre sonra iki tarafta bundan üzüntü duyuyor. Molla Gürani de biraz yaptığının hata olduğunu anlıyor gerçekten. Fatih de çok üzülüyor. Fatih'in bu şekilde başka vukuat diyelim yani başka şeyleri de var. Bir, bir iki olayı var bu şekilde. Sonra dönüyorlar ve o kırgınlık geçip gidiyor. Yani daha önce Yıldırım Beyazıt zamanında var. İşte 2. Murat zamanında var. Fatih döneminde biliyoruz. Mesela bir başka alim Fatih döneminde Molla Zeyrek. Evet. O da bir tartışma. Fatih döneminin en önemli özellikleri çok canlı bilimsel tartışmalar yapılıyor, münazaralar evet. yapılıyor. Kendisi istiyor bunları da. Kendisi de hiç, katılıyor. Seyrediyor. Katılıyor. Zaman zaman sorular soruyor. Katıl şey Bir tanesi bir hafta sürüyor galiba. Evet. Birçokları öyle uzun, bir haftadan daha uzun sürenler de var. Bu sadece sözle olan bir şey de değil önceden konu belirleniyor. Taraflar oturup risaleler, tezlerini yazıyorlar oradaki tartışacakları. Karşılıklı olarak tezleri birbirlerine veriliyor. Ondan sonra müna münazara. Günümüzde de biz buna benzer mesela Allah uzun ömür Ali Özek Hoca bunu çok yapıyordu. Kendisi böyle her sene bir kongre düzenlerdi. İslam ve tarih üzerine önceden konu belirlenir. Te ...şeyler, tebliğler hazırlanır, hazırlanır... ...ve karşılıklı olaraktan... ...okunur ve tartışılıyor idi. Böyle bir münazarada da... E, ...Molla Zeyrek ile... ...Hocazade bu sefer... ...karşı karşıya ge geliyorlar. Tartışmanın sonunda... Hoca ...Hocazade'nin fikirleri daha... ...başarılı görülüyor. Ve o ve e, Bu İkna işin edin. kazananı oluyor... ...şampiyonu oluyor. Molla Zeyrek buna çok... E, ...alınıyor. Alınmaması lazım aslında. Hı -hı. Alınıyor ve terk ediyor İstanbul'u. O da yine Bursa'ya gidiyor. Ee, orada kendisine it sahip çıkan insanlar var o şekilde. Daha sonra Fatih yine üzülüp davet ediyor. Ama o Molla Gürhani gibi değil. Benim orada bir bir zat kendisine sahip çıkıyor. Benim eee padişahım işte o burada diyor. Burada Osman Efendi miden ismini unuttum şimdi. Buradadır diyor ve gelmiyor. Ya. Molla Hüseyinle böyle bir Var. biraz da Molla Hüsrev için Molla Hüsrev ve Molla Gürani'nin evet, zamanın Ebu Hanifesi Ebu diyor Hanifesi diye bu diyor evet. Fatih onunla Yani Ders e, ikisi de okutuyor. tanınmış Hüsrev, alim kitapları. Evet. kitapları var tefsirleri var fıkıh kitapları var bir e, protokol sırasında yani bir toplantıda e, protokol oturmalarında Fatih Sultan Mehmet Molla Gürani'yi sağına e, Molla Hüsrev'i de soluna oturtuyor olmaması gerekir yani bundan nasıl onun gibi bir alim yani kırılmış an, ben şahsen anlayamıyorum ama bunu e, bir e, kendisine bir, biraz, biraz hakaret gibi görüyor Acaba. bu şekilde ve e, o da İstanbul'u terk ediyor bu şekilde ama daha sonra bu, bu şeyler telafi nazlanıyorlardır ediliyor. belki şu da var hocam. yani bunu da hep iyiliklerden bahsediyor ama ilim adamları arasındaki kıskançlığa dair o dönemlerde bir takım e, tespitler var. Mesela 16. yüzyılın çok Yani ilim çok adamına ilmi dert oluyor. İşte biraz evet ilmi var ama kıskançlık da oluyor. 16. yüzyılın tanınmış bir e, devlet adamı aynı zamanda alimi var. Mol, e, Lütfü Paşa. Hı. Bu kitabında, Asaf Nami adlı kitabında bunu söylüyor. Mayed, yani saygımız sonsuz ama onların birbirleriyle kıskançlıkları, çekememezlikleri çok olur. O yüzden... Ee, o, yani hemen onların söylediklerini doğrudan e, yani kabul et, etmemek gerekir falan gibi bu manada bir, bir cümle söylüyor. Nitekim 16. yüzyılda bazı örneklerde var yani. Peki e, şimdi bu münazaralarda Gazali ve İbn ile ilgili olan da var galiba en, yani. e, 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 çok en da önemli, önemli olanı o. Çünkü evet. nereden önemli diyoruz? Yani aslında da önemli ama bir de o kitaplaştırılmış. Bir galiba rahmetli oldu sanıyorum. Evet. E, Mübahat Küyel diye bir daha sonra Türkiye soyadını aldı. Onun bir kitabı var. Üç Tehafüt Bakımından ilim, Din ve Akıl Tartışması diye. Biliyoruz ki biz orta çağda e, büyük bir e, bilimsel canlılık var. E, yani çe çeşitli konular, bu metafizik konuları, felsefi konular alabildiğine tartışılıyor. Bir tarafta tartışılıyor. da batıniler var. Evet, onlara karşı zaten geliştiriliyor Gözali, bu şeyler. Evet. O şekilde. Ayrıca mezhepler arası bazı şeyler. ama bu çok yüksek seviyede bir tartışma. Bu tartışma biliniyor. Fatih Sultan Mehmet o genç yaşında diyor ki okumuş tabii eee beri meraklı. Bu tartışmayı tekrar bir gündeme getirelim. Aradan bunca asırlar geçti, yüzyıllar geçti. Hangisi haklıydı? Gazali mi haklıydı yoksa İbn Sina haklıydı? Henüz daha İbn Rüşt yok o zaman tabii. Daha sonra İbn Rüşt geliyor. O da Gazali İbn Sina tarafını tutuyor. Tekrar bu konu gündeme geliyor. İşte taraflar oluşuyor. Bu şekilde Hatip Zade ile yine Hoca Zade burada taraf oluyorlar. Bir, bir taraf Gazali'yi tutuyor. Hoca Zade tarafı. Öbür tarafta İbn Sina'yı tutuyor. Çalışmalar yapılıyor, yazılıyor. Sonunda gerçekten bilimsel manada o cezade tarafı yani Gazali tarafının daha tutarlı olduğunu, iki tarafta Yunan felsefesinin değerini kabul ediyorlar, onun bir değer olduğunu kabul ediyorlar. Fakat tutarlılık açısından Gazali'yi daha tutarlı görüyorlar. Bu tartışma uzun sürmüş öyle kısa bir süre değil uzun sürüyor. Ve, işte ve bir eser gibi, çıkıyor. Evet. Mü, mü, evet Mübahat Küel de e, bunu doktora tez olarak ta 1950'li İstanbul'un 500. Yılı, fethi Yılı döneminde bu çalışmayı yapıyor. Ve yayınlandı kitap. Elimizde şimdi. Güzel bir çalışma yani hakikaten. Derinliği olan bir çalışma. Evet. evet. Ee, yine ulemanın tabi hususiyetlerini konuşuyoruz. Seferler ve ulema arasında bir ilişki evet, var. Padişahlarla evet. birlikte. E dedik ya seferlere yani, gider evet. gidiyorlar ama Osmanlı sadece devleti ondan bir, da Osmanlı Devleti, oluşturdu. bir Osmanlı Devleti, kaza devleti ve bütün mekanizma yani bütün mekanizma en ufağından en büyük şeysine kadar zirvesine kadar bu sistem, bu kaza sisteminin bir parçası. Bir sefer oluyor bakıyorsunuz. Orada ulemanın vazifesi nedir? Evet, Neden gidiyor? Ulema öyle 3-5 değil büyük kitleler halinde katılıyorlar. Ve işte günümüzdeki psikolojik... Destek. Tabii bir de aylarca sürüyor değil Tabii, mi? Tabii hazırlığı aylar sürüyor. Savaşın Gidip kendisi aylar sürüyor. Yaraların sarılması aylar sürüyor. Zaferle de o kaza zafer. Tabii çoğunlukla zafer kazanılır ama... ...onun bile tekrar sistemin oturması aylar sürüyor... Genellikle bir yıl, bir buçuk yıl diyoruz biz buna. Ülemanın her safhasında büyük katkısı var. Evvela şimdi bir sefer olduğu zaman ister Rumeli tarafına olsun, tabii çoğunluk Rumeli tarafına Avrupa'ya, bazen de doğuya seferler var. Çok erkenden, 5-6 ay öncesinden fermanlar gönderiliyor. ilgili kimselere, kadılara. Kadılara giden fermanlarda işte evvel baharda yani baharın başlangıcı nereye gideceğini söylemiyor. Bahar başlarında şark canibine veya karp canibine seferi hümayunum olacaktır. işte şu kadar yağ, şu kadar pirinç, şu kadar buğday, şu kadar şeker vesaire un hazır edilmesi ve para ücretinin tam olarak ödenmesi emrediliyor. Böyle başlıyor sıralar. Bunları hazırlayanlar kimler? Kadılar. Kadı da medreseli yani Osmanlı medresesine yetişmiş. Sonra savaşa baktığımız zaman bakıyoruz İslam eğer padişah gidiyorsa mutlaka kaza askerler oluyor. Padişah değil eğer serdarlarla sefer idare ediliyorsa birçok alim fiilen katılıyorlar. Seferler adeta bir eğitim şeysi yolculuğu gibi. Yani, Aynı zamanda. Evet tabii yol boyunca namazlar kılınıyor, vaazlar ediliyor, konuşmalar yapılıyor. Yani e, öyle sıkıcı, bunaltıcı değil. Çok güzel ezanlar okunuyor, naatlar okunuyor. Yani o askerin e, şey moralinin çok yüksek olması lazım. Hazreti e, Ali'nin cenkleri anlatılıyor. Yani o şekilde. Evet. Herkes hayat buluyor. Yani e, böyle e, bunları yapacak olan kimseler de işte Genellikle medreseler yani alimler. O yüzden yani böyle bir mekanizma var e, sistem. Düşünün şimdi İstanbul'dan e, değil bütün ordu Maraş'tan, Erzurum'dan, e, Kars'tan e, ordu e, Rumeli'ye gidecek ordu e, İstanbul civarına geliyorlar. Oralardan geliyor. Ondan sonra bu ordu Rumeli'den birçok şehirlerden geçiyor. 100 bin, 150 bin, 200 bin kişilik bir ordu Bunların etrafı tahrip etmemesi lazım. Mala, cana, ırza, namusa zarar vermemesi lazım. Bu kolay bir şey değil. Hakikaten dünya tarihine bakacak olursak böyle büyük ordu besleyen devletlerin sayısı 3'ü 5'i geçmez öyle. Her ülkenin böyle büyük ordusu yok. Kolay değil. İşte günümüzde de biz diyoruz ya da NATO deniliyor. İşte Amerikan ordusu var. Türk ordusu var. Çok büyük ordu. En büyük ordu olarak da. Ve düzenli bir ordu. Düşünün o gelenek hala çok şükür devam etmiş ediyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin bu gaza konumunu hiç unutmamak gerekir. Padişahların hepsi gazi olmakla gurur duyuyorlardı. Hatta sefere katılmayan padişahlar var o şekilde. Onlar da tabii seferleri destekliyorlar. Yine Peygamberimizin bir hadisi var. Men cehze gaziyen fakat gaza buyuruyor. Kim ki bir gaziyenin teçhizatını e, temin edecek olursa, savaş malzemesini temin edecek olursa, o da fiilen savaşmış olur. O da fiilen gazi olmuş olur deniliyor. Mesela Abdülhamit fiilen bir savaşa katılmamıştır ama işte o Yunan Harbi'nde e, orduya destek olmuştur. Bütün fermanlarında Abdülhamit el-Gazi görürsünüz hemen Tuğra'nın sağ tarafında. 5. Mehmet Reşat 1. Cihan Harbi'nde. Kendisi katılmamış İstanbul'da. Hı hı. Ama destek olmuş. Yani e, Mustafa Kemal de değil mi? En gurur duyduğu herhalde evet. ünvan. Gazi ünvanı. Biz de nitekim, Gazi şeklinde anıyoruz. E, İslami bir ünvan bu. Hı hı. Değil mi? Şehitlik ve kaza e, Kur'an'da e, yeri olan çok yani altı içi dolu bir kavram. Peki e, aynı zamanda diyorsunuz ki e, sefere katılmakla kalmıyor ulema fetihname kalem alıyor. E, evet. resmi tabii, mektupları tabii, kalem alıyor. tabii. Zafer kazanıldığı zaman Bakanvis gibi not o, aldıkları da var ki mi? O ayrı onları da var. Tabii yine medrese kökenli ama bu kalemiyeden olanlar onu yapıyorlar. Bu ilmiyeden değil de hı hı. kalemiyeden olanlar günü gününe seferlerin kayıtlarını tutuyorlar, askere çeşitli maaş dağıtımları vesaire oluyor, olmuş oluyor. O fethi zafernamelerin yazılması da ayrı bir tabii başarı. Gerçekten, mesela bir İstanbul fethedildiği zaman veyahut işte Belgrad fethedildiği zaman, Budin fethedildiği zaman, Macaristan, böyle fethi nameler yazılıyor, gönderiliyor. Ve bunun tabii çok esaslı bir şekilde kaleme alınması lazım. Öyle bir düz bir yazı değil. Ayetlerle, hadislerle, bir takım e, atasözleriyle vesaireyle örülmesi lazım. O metin ki okuyucu üzerine karşı tarafın hükümdarında bir etki o meydana gelsin. Yani biz şurayı kazandık da bitmiyor. Evet. Yaşa var ol diye sloganlarla Çok zengin bir edebi, edebi türdür o. Fetih nameler ve e, gazavat nameler ve e, ...zafernameler evet. Peki e, mektep konusunda... ...ne söylersiniz? İlk ilmi... ...mektepler hangileridir, evet, e, nasıldır? Tabii nasıl Osmanlı... Oluşmuştur? ...dedi ki bir gelenek devralıyor... ...bu gelenekte... E, ...çok tanınmış alimlerin... E, ...geliştirdiği... ...metotlar uyguları. Mesela bir... ...İmam-ı Gazali... fahrettin Razi, e, Razi... ...ondan sonra daha... sonraki dönemlerde Saadettin Taftazani... ...vesaire gibi öyle e, Celalettin Devvani var İran kökenli ama Sünni o şekilde bunlar e, bir sistem oluşturuyorlar. Osmanlılar da bu geleneği devam ettiriyor. Yani e, oralara gidip onlardan okuyan alimler veyahut onların talebeleri Osmanlı'ya geliyorlar. Aynı metodu, yani öğretim metodunu, e, eğitim metodunu e, tatbik ediyorlar. Dolayısıyla böyle mektepler oluşuyor ama en güçlü mektep tabii en e, Meşhur Evet şeyde 1600 pardon 1210 tarihinde vefat eden Razi. Ziyni. Razi. Evet. Bunu biz en güzel şekilde icazetnamelerde görüyoruz. Yani malum bir alim eğitimini tamamladığı zaman ona bir icazetname verilirdi. Bu diploma değil, diplomadan farklı bir şey. Yani bir kitapçık halinde Yani hazır... aynı zamanda ehil olduğunu mu gösteriyor? Farkı o mudur e, tabii, diplomadan? Tabii, ehil olduğunu gösteriyor. Orada hangi alimlerden okudu ve okuduğu hocalarının hangi gelenekten geliyor, nasıl bir gelenekten geliyor? Son Bu zamanlarda tek tarzı bazı bir eğitim gibi mi diyebiliriz? Evet. Son zamanlarda gibi bazı mi? icazetnameler üzerine çalışıldı. Benim de bir öğrencim Malezya'da çok güzel bir tez yaptı bu icazet Mesut e, İdris diye. Orada bu icazetnamelerde de, e, hocasını söylüyor. Hocasının hocasını, onun hocası derken ta Fahrettin Razi'ye kadar gidiyor. veya Gazali'ye kadar gidiyor. Burada tabii belki sıhhatli olmayan bilgiler olabilir. Ama yani geleneği yansıtması bakımından bu önemli bir şey. Evet, o manada çok e, önemli oluyor. Evet. E ee, seferler ve ulemayı da konuştuk ha tabii bazen kötü şeyler de olabiliyor olumsuz şeyler. Mesela bir sürü mü var. ve ulema diye bir başlık var evet, kitabında. Yani, Nasıl evet. oluyor bu neden oluyor? Ulema imtiyazı on, onların malına katiyen dokunulmuyor. Çünkü Ama şimdi müsadere dediğimiz şey e, çok e, yerli yerine otur, oturtmak lazım. Yani bir devlet adamı ölünce ...malının diyelim ki cüzi bir kısmını çoluk çocuğuna bırakıyor... ...geri kalanını devlet olduğu gibi alıyor. E bu haksızlık değil mi diye insan düşünülebilir. E, haksızlık değil bu. Neden haksızlık değil? Çünkü bu devlet adamları... E, ...mesela işte... E, ...Rüstem Paşa'yı düşünün, padişah damadı aynı zamanda... ...veyahut Sinan Paşa'yı düşünün, Ferhat Paşa'yı düşünün... ...16. yüzyıldan örnekler veriyorum... Çok zengin, Padişahtan sonra en zengin insanlar. Bir sürü hayrat, hasenat yapmış. Ama bu paranın kaynağı nedir? Babasından mı intikal etti? Hayır. Bir ticari, bir müessese Aile mi kurdu? Et. Yok. Devlet kapısından zengin oluyorlar. Tabi devlet kapısından zengin olunca... ...ülema buna çok rahat bir şekilde fetva veriyor. Yani ailesi mağdur edilmeyecek derecede... ...bir kısım paranın ailesine bırakılması... Ama geri kalan kısmının kazanmış olduğu o devlet kapısına. E günümüz için de bak bunu yani ille de devletin müsaade etmesine gerek yok. Yani zenginlerimizi düşünelim. Şimdi büyük holdingler sahibi olan zenginler onlarca zengin isim vermeye gerek yok. Bunlar nereden zengin oluyorlar? E bu milletten değil mi? Bu milletten kazanıyorlar. Helal hoş olsun. Ama bunu da biraz kazandıkları insanla paylaşmaları lazım yüzlerce paylaşanlar var ama paylaşmayanlar da var maalesef. Götürüp dışarılara o, o paraları şey yapan ya bunların yapılmaması lazım. Yani kimden kazanıldı? Onun o veli nimettir. Dolayısıyla bunun için ille de devletin el koymasını beklemeyi beklememek ihtiyacım. lazım. Gerek de yok böyle bir şeye. Bu şuuru kazanmak gerekir. Osmanlı'da bu müsaadele yer yer oluyor idi ama Zaten o gerek alimler gerekse devlet adamları yüzlerce vakıflar kuruluyorlar. Konuş kuruyorlar. konuş bitmeyen evet. e evet. eserler ve vakıflar evet. kurmuşlar. Dur. Evet e hatta yani vakıf medeniyetine bakınca 3-5 kuruşu denkleştirenlerin bile mahallenin mescidi olsun bir yere katkıda bulunayım e diye. Tabii öyle vakıf bir... deyince herkes de Süleymaniye yapması evet. veya bir Selimiye yapması gibi değil. ...on binlerce vakıf Ama oluyor. Ama herkes bu sadakayı cariye adam, işlesin adam diye. Bir evet. dükkanı var, o dükkanından... 20 tane kazmayı... ...veyahut da küreği... ...veyahut işte bir takım... ...malzemeyi götürüp yere vakfetmiş. Bir hanım var, hanım düşünün... ...iki tane evi var... ...bakıyor ki... ...mahallesindeki medrese... ...çok güzel çalışıyor... ...evimi ben oraya bağışlıyorum diyor... Asıl vakıfları zenginleştiren o kılcal damarlar. Hı hı. Doğru bir ana damarlar var ama o ana damarlar nasıl beslenecek? Bir zelzele oluyor, bir sürü bina yıkılıyor. Ama o kılcal damarlar Aha. vasıtasıyla tekrar o vakıflar Hayat canlanabiliyor. Yani evet. Şekilde. ee, Şeyhülislam'a nispetle ulema, ulemaya nispetle Şeyhülislam'ın yeri nedir? Evet. Yani şimdi bu ulema dediğimiz zaman Hepsinin de böyle devlet kapısından iş beklemiyorlardı. Ülemanın çok büyük bir kısmı, yani biz onların isimlerini bile belki bugün bilmiyoruz. Ama bu insanlar e, herhangi bir resmi görevi de yok. Kendi toplumunu aydınlatıyorlardı. Asıl büyük kahramanlar onlar. Yani bana sorarsa, kılcal damarlar gibi. Evet, o asıl büyük kahramanlar onlar. İsmini hatırlayamadığımız, unutulmuş ama kendi muhitinde, Sivas'ta, Kayseri'de, Konya'da, Çemişgezek'te toplumu yüzyıllarca beslemiş, onların doğru bir istikamete gitmesini sağlamış insanlar var. Dolayısıyla onlar nasıl yetişiyorlar? E bunlar da, onlar da o gelenek yine medrese eğitimi. Medrese denilince böyle dört başı mamur bir binada beklememek lazım. Yani bir caminin odası çok mükemmel bir medrese. Yani. 4 metreye 4 metrelik bir oda, 16 metrekarelik bir oda yüzlerce talebeyi yetiştirebiliyor. Bir nevi mescid Zaten Nebevi talebe de sayısı, ilk asabı sufe evet, örneğinde olduğu o, gibi değil mi? gibi. Yani e, talebe sayısı medreselerde günümüzde şimdi bir üniversiteyi düşünün en az 3 bin, 5 bin, 10 bin, 50 bin, 40 bin talebesi olur. Öyle değil. Bir medresede en fazla 20 öğrenci olurdu. 20 öğrenci. Başlarında da bir müderris bulunur idi. O şekilde. Mesela Süleymaniye diyoruz. Süleymaniye'de dört tane medrese var. Her birinde yirmişer talebe var. O şekilde. Fatih medreseleri diyoruz ki o kadar görkemli. Yine sekiz medrese var. On dokuz, yirmi talebe okumuş oluyor. Dolayısıyla bu böyle bir sistem. Zaten önemli olan hoca. Hoca ve okunan kitabın kendisi olmuş oluyor. Bu böyle bir sistem devam ediyor. Evet. Hatta kitapta da işaret etmişsiniz medreselerin müfredatı konusunda ilim adamlarının yani bugün talebelerin evet. ya da hocaların çalışmasının isabetli olacağı evet. hususunda insan evet. hakikaten merak ediyor nasıl bir eğitim. Evet. Hayatı yani o ve müfredat program vardı. Artık kristalleşmiş bir program. Şimdi bizde bir hakir görülen böyle küçümsenen bir çalışma var. O da Şehirler ve Haşiyeler. Yani okunan kitaplara bakıyoruz. Genellikle daha önce yazılmış olan kitaplar. Ama o kitaplar o gün yazıldığı gibi kalmıyor. En az her birinin üzerine 3-5-10 açıklamalar yapılıyor. Yani güncelleştirilir kitaplar. Ana kitap kalıyor ama onlar güncelleştiriliyor bu şekilde. Bunlara biz malum şerh ve haşi ediyoruz. Dolayısıyla... yani okunan kitapları e, eski kitaptı diye böyle suç, suçlamak veya küçümsemek yanlış olur. Ama şu da demek değil. Her yazılmış olan şerh ve haşiye de çok dört dörtlük mükemmel anlamına gelmiyor. Yani onların da iyi olanlar var tabii elbette ki e, eksik olanları var. Bu şekilde yani sistem yürümüş oluyor. Evet. E, ulema ile tasavvuf arasındaki ilişkiden evet. de biraz konuşalım istiyorum. Çünkü evet. hep medrese üzerinden gittik. Evet. E, bir de öbür ayağı var. Tabii. Ve bir, bir nevi sac ayağı gibi. Evet Değil yani mi? o köken itibariyle ikisi de aynı kökten yani o medrese eğitimi yani medrese eğitimi dediğimiz eğitimden besleniyorlar. Nedir medrese eğitimi? Yani biraz program üzerinde durup ondan sonra bu şeye geçecek. Medrese eğitimi dediğimiz dini atmosfer içerisinde verilen bir eğitim. Yani İslam hassasiyeti içerisinde tefsir var, hadis var, İslam hukuku yani fıkıh var, kelam var, akaid var. bunlar beş tane temel disiplin ama bunun yanında çok önemli önem veren bir mantık dersi var. Mantık. Ta İmam-ı Gazali diyor ki mantık bilmeyenin ilmine itibar edilmez diyor. Çünkü o mantık çok önemli. Fakat bütün bu kitaplar Arapça kitaplar. O yüzden talebe başlarken Arap dilini öğrenmekle başlıyor. Çok esaslı yazılmış yani böyle mükemmel metodolojiyle geliştirilmiş gramer kitapları var. Arapça öğretmeye yönelik gramer kitapları var. Talebe bunlar önce Arapçadan başlıyor. E, konuşma dili değil. Yani konuşma, konuşamıyorlardı Arapça ama okudukları metni anlıyorlardı. Hı. Yani ibare de deniliyor. Ona ibare anlaşılıyor idi. Bir diğer önemli özellik de e, ders kitapları hemen hemen tamamen Arapça olmasına mukabil eğitim dili Türkçe idi. Yani talebe ile hocası e, müderris önlerinde bir Arapça kitap var. İbareyi okuyorlar metni. Türkçe olarak tartışıyorlardı. O yüzden diyorum ki yani konuşamıyorlardı Arapçayı. Bunu nereden biliyoruz? Mesela Fatih Medresesi'ni bitirmiş bir tanınmış bir alim Kahire'ye kadı olarak tayin ediliyor. Mutlaka o büyük şehirlere yani Budine, Bosna'ya, Belgrad'a, Kahire'ye Bağdat'a İstanbul'dan kadılar gönderilirdi. Yani çünkü devletin güvendiği insanın orada bulunması gerekirdi. Gidiyor ama Arapça konuşamıyor. Mahkemeye bir Arap geldi. Nasıl anlaşacaklar? Tercümanlar var. Tercüman onu anlatıyor, kendisi tercümanı anlatıyor bu şekilde. Ama okuduğu kitabını ama okuduğunda okuduğu mükemmel anlıyorlardı. anlıyorlardı. Yani o o şekilde. Bunun dışında bu ıı, ıı, temel Ama belki bu, başka bir şekilde mekanizma işliyordur. Yani Arapça metni Türkçe tartışmak, yabancı dildeki bir metni evet. ana dilde tartışmak. E, ee, biz de bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Biz çoğu zaman diyoruz ki, yani eğitim eğitim dilinin Türkçe, İngilizce olması veya başka dilde olması çok makbul bir şey değil. Türkçe olsun, bir genç kendi dilinde eğitim yapsın, ama. İngilizceyi, Fransızcayı veya Arapçayı çok iyi öğrensin. Yani kitaplar okusunlar, bununla ilgili altyapı olsun. İşte Osmanlı'da bu böyleydi yani. O dönemde istese bütün Arap ülkeleri Osmanlı toprağıydı. Diyelim ki Kahire'den 300 tane müderrisi İstanbul'a getirip bütün dersler Arapça olarak okutulacak diyebilirdi. Bağdat'tan getirirdi, Şam'dan getirirdi. Böyle bir şey yapmamışlar. Eğitim dili Türkçe. Balkanlarda da eğitim dili kendi dillerinde oluyor. Boşnakça yapıyorlar veya işte e, Bulgarca yapıyorlar vesaire. Arabistan'da da Arapça oluyor, evet. E, buraya şeyden geldik, tasavvuf evet. ve ulema arasındaki ilişki. Yani gibi böyle aslında bir, bunlar yan yanaydı tabii ama her ikisi de, ayrı düştükleri zamanlar da oldu galiba. E, tabii, aralarında çok sert tartışmaların olduğu ve evet, Sivasiler tartışmaların olduğu zamanlarda oluyor evet. yani o şekilde ama ikisinin de aynı kaynaktan beslendiğini ip, ip belirtmek gerekir e zaman zaman bu e, çeşitli konularda bu metafizik konularında evet. e, bir takım tasavvufi konularda veya şer'i konularda e, görüş ayrılıkları oluyor bu görüş ayrılıklarının olmasını çok iyi karşılamak lazım ama fikir seviyesinde olursa Şimdi biraz önce dediniz Kadızadeler. E bu işin başlangıcı e, imamı bir gibi yani 16. yüzyılda. Evet. Biz bunun canlı örneğini i̇mam bir gibi ile Ebu Suud Efendi arasında Çivizade ki Şeyhül İslam'dır o da Çivizade. Bunlar arasında çok sert tartışmalar var. Risaleler yazıyor ama böyle bir e, fikir seviyesinde bir tartışma. Çok yüksek seviyede fikir seviyesinde tartışma. 17. yüzyıla gelince bu seviye kaybediliyor ee, biraz daha aşağıya düşüyor ve e, aşağıya düşünce de halk kesimine bu intikal ediyor her iki tarafında var. E, onu ta, e, takip eden izleyenler var dolayısıyla başlıyorlar birbirlerini vurup kırmaya e, hatta ölümler oluyor buna engel olan da Köprülü Mehmet Paşa çok sert bir sadrazam zaten anlaşmalı olarak geliyor yani ben sert icraat kullanacak. Bunu kabul ediyorsan gelirim diye. Biraz bazı kimseler canı yanıyor. idam ediliyor vesaire ve konu bulunmuş olur. Şunu çok önemli söylemek lazım. Belirtmek lazım. Bunu biraz istismar ediliyor. 16. yüzyılda 17. yüzyılda idam edilen bazı alimler var. Yani görüşlerinden dolayı değil. Görüş olabilir o gayet ama bunu toplumda bir e, böyle bir kamplaşmaya tartışmalara seviyesine getirdiği zaman toplumun huzuru bozuluyor. Tabii toplum huzuru, toplum güveni ve ülkenin bütünlüğü çok önemli. Dolayısıyla böyle birkaç tane idam edilen e, bilim adamı var. Onlar sebep fikirlerinden dolayı değil. Toplumda büyük bölünmelere, çatışmalara yol açacak şekilde bir iz yol izledikleri için bunların şey yaptığını görüyoruz. Yani bertaraf edildiğini görüyoruz bu şekilde. Bu şeyde ulema ve tasavvufta ilişkisinde baktığımızda en çok gördüğümüz isimler, gelenekler nedir? Yani Osmanlı'da tasavvuf olarak baktığımız zaman hemen hemen bütün tarikatlar vardı. Çok güçlü olaraktan işte Halvetiye ve onun onlarca şubesi, alt branşları vardı Halvetiye'nin. Tabii çok güçlüydi idi. Kadiri tarikatı, Mevlevi, yani pek çok tarikatın müntesipleri var idi. Çünkü büyük bir coğrafya, mesela Kuzey Afrika'da daha farklı şazeliler vesaireler vardı. Balkanlarda bektaşilik çok önemliydi. Ama o dönemdeki bektaşilik yani bizim günümüzde biraz farklı anlaşılıyor. Yani İslami hassasiyete olan, büyük o konuda dikkati olan bektaşi alimleri var idi. Burada bir anekdot ya da de bir hatırattan bir şey nakledeyim. Ee, Arnavutluk Devleti bağımsızlığını kazandığı zaman, bunu İzzet Paşa, kendisi de Arnavut İzzet Furgaç hatıratı anlatıyor. Kurulma aşamasında e, e, diyor devletimiz kuruluyor ama adı ne olacak bunun? Ki, o, onun milliyetçiler, şeyler orada bir araya geliyorlar. E, e, diyorlar biz bektaşıyız. Devleti bektaşı olsun. Çok büyük ilgi uyandırıyor bu. Hmm. Çok kabul görüyor. Fakat sonra diyorlar ki Gittikçe böyle toplum işte e, e, seküler, layık bir hale geliyor. Biz e, bektaşiliğimize gurur duyuyoruz ama e, e, bunun e, böyle bir isim olması belki yanlış anlaşılır falan diyerek ondan vazgeçiyor. Yani e, Balkanlarda bektaşilik özellikle Arnavutluk'ta, Ekadonya'da halinde çok. Orada biliyorsunuz, bilmiyorum o zaman için bu toplumla kaynaşmış, entegre olmuş bir grup idi. Bakın 3 e, aylar geldiği zaman medresedeki talebeler ve hocalar e, tatile girerlerdi. 3 tamam, aylara girdik. Bu evet, biz de şu, de, üç Recep evet. ayındayız. Recep'in ortalarına doğru gidiyoruz. Tatile girerlerdi ve onlar hep e, köylere, kasabalara dağılırlar. Orada e, vaazlar ederler. E, e, akşamları böyle fıkıh toplantıları yani e, Dini, e, din dersleri yaparlar vesaire. Kendiliklerinden mi? Bu böyle evet, bir... Sistemdi bu. Oturmuş Hı. bir sistem. Bunun kendilerine çok büyük faydası olurdu. Oradan evvela biraz maddi bir kazanç sağlıyorlardı. Yani o köy ve kasaba halkı onlara ceplerine bir e, burs niteliğinde bir para koyuyordu. Veya bir bazı yardımlar yapıyordu. E, Halk da bundan çok istifade ediyordu. İstanbul'da okumuş veya Bursa'da okumuş bir kimse bir köy e, köye gidiyor ki onlar büyük günümüzdeki gibi değil. O zaman İstanbul'a, Bursa'ya falan kimsenin geldiği yoktu. Onlardan birçok şeyi öğreniyorlar. Biz bugün şikayet ettiğimiz bir konu var. Yani okumuş insanımız da, aydınımız da halkımızın eee bütünleme de halkımız de. değil mi? Evet. Birbirleriyle bir iletişim kuramaması. O dönemde bu çok güzel yapılıyor idi. Dolayısıyla yani e, bu, bu medreselerin çok önemli hizmetleri oldu. Bir hata yapıldı onunla belki şey tamamlamaya doğru gideriz. 19. yüzyılda mektepler açılmaya başladı. Bu mektepler çok başarılı kurumlardı. Devlet tarafından açılıyor. Medrese vakıftı. Medresenin devlette bir bağlantısı yoktu. Ama mektepler mektebi tıbbiye, mektebi harbiye, mektebi hukuk, mektebi mülkiye gibi mektepleri Devlet açtı veya idadiler var, rüştiyeler var. Buralardan çok güzel eğitim veriliyor idi. Bunun da en önemli iki büyük e, kahramanı var. Birisi ikinci Mahmut, öbürüsü iki, ikinci Abdülhamit. Bunlar medreseye hiç e, değer vermediler. Yani medrese için bir şey yapmadılar. Medrese devam ediyordu. Bütün e, gayretlerini mekteplere verdiler. Dolayısıyla Medrese itibarını o dönemde çok kaybetti. Ya medrese o dönemde ihya edilemeyecek bir durumda mıydı da? Yok Mesela çok rahat ihya edilebilirdi. Ne yaptılar? Abazlar. Medreselerdeki iyi hocaları açılan bu okullara aldılar. Mektebi Mülkiye'ye, mektebi Harbiye'ye. Darülfünun açılıyor malum 9. Ee, 2. Yarısında. iyi hocaları, iyi talebeleri bu tarafa kaydırdılar. Geri kalan da ne haliniz varsa görün denildi adeta. Bakın bizim çok eleştirdiğimiz iddihatçıların çok hayırlı bir teşebbüsü oldu. 1914'te dediler ki bu geleneksel bir kurum, yüzyıllarca hizmet Değil etmiş, var. kendini ispat etmiş bir kurum. Bunu ıslah edelim dediler. O dönemin iki Şeyhülislam'ı önce Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi, Şeyhülislam'dı o zaman. Sonra arkasından da Erzurumlu, Tortumlu meşhur e şu anda ismi bir anda hatırıma gelmedi. Islahat programları hazırladılar. Bu ıslahat programları ile medreseler aynen mektepler gibi. Yani devletin acı mektepler gibi yabancı dilin Arapçanın yanında bir batı dilinin okutulduğu, çeşitli müsbet ilimlerin okutulduğu, Farsça vesaire gibi dillerin okutulduğu, tarih coğrafyanın bir kurum haline geldi ve çok güzel bir sisteme oturmuştu. Fakat dönem harp dönemi. Yani 1914'te oluyor bu. Birinci Cihan Harbi'ne girdiğimiz dönem. Ve daha sonra 10 sene sonra da bu başarılı kurum 1924'te biliyorsunuz Tevhid-i tedrisatla tamamıyla kapatıldı program. Ama burada bir mutlu bir gelişme oldu. Aradan 25 sene geçtikten sonra o itaatçıların geliştirdiği yani Mustafa Hayri Efendi'nin e, ve diğer Şeyh geliştirdiği program 1949-50'de İmam Hatip Okulu olarak açıldı. Aynı programdı o program. Celalettin Ökten, Ökten, Ökten Hoca'nın, Hocanın öncülüğü de açıldı. İşte günümüzde görüyorsunuz bu İslami canlanmanın e, topluma bunun e, mal edilmesinin en önemli. İşte, günümüzde de birçok bakanlar, işte, Cumhurbaşkanımız e, birçok e, kimse. Bu okullardan yetiştiler. Son derece e, 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 mükemmel bir atmosfer içerisinde oluyor. Ve toplum e, bunu benimsiyor yani. Ve insanımız da İmam Hatip Okulu'na gönderirken e, mutlaka imam olsun, müezzin olsun diye. Çünkü kızlardan da kız gidenler çok oluyor. E, yani orada bir e, değerlerimize yüzyıllarca e, kabul ettiğimiz, önem verdiğimiz değerlerimize sahip çıksınlar diye gönderiliyor. Evet o yüzden yani böyle Önemli. bir sistem oluyor. Ee, evet. Bu arada son iki dakikamız ama medreselerin işleyişine ilişkin şimdi hatırlayamadım. Ee, Batı'dan da bir şey var değil mi? Merak var. Soruyorlar çok kitap, evet ilgilenenler oluyor. Fransız konsolosluğundan, elçiliğinden falan bu şekilde oluyor. Yani onları ben yazın bunlar tabii kitap biraz makalelerden oluşuyor. Bazı şeyler oluşuyor. Ben aslında bunu hemen böyle yayınlamak taraftarı değildim ama çok değerli bir meslektaşım Ahmet Yaşar çok Oca. ısrar etti evet. evet. Çok, çok ısrar isabet etti. etmiş. Evet, o şekilde ve onun üzerine kendisi de editörlüğünü falan da üstlendi şey, çalışmanın. Böyle bir çalışmayı yaptık. Tabii Adem Bey bu kronik yayınlarda biz illa bunu basalım dediler. O şekilde çıkmış oldu. Evet. İnşallah hocam daha sonraki zamanlarda bu kitaptaki başka bölümleri de sizinle konuşup İnşallah. sizden istifade İnşallah. etmek tabii. kısmet Konu olur. Konu hakikaten tabii biz ne kadar bir deryada bir katre diyeceğimiz de şekil oldu çok boyutlu bir konu. Her bir konusu ayrı alıp incelenebilir. Yani zengin bir konu. Evet. Günümüz içinde geçerli olan bir konu. Siz bir konuşmanın başında söylediniz. Yani mukayese yapacak olursak iyi olduğumuz Maalesef geriye düştüğümüz iyi olduğumuz yönler de var. Geri kaldığımız Ger yönler de var. Geriye düştüğümüz çok olacak. açık. Yani. Evet bu akşam bu ülkede Mehmet İpşirli Hoca ile Osmanlı ulemasını, Osmanlı ilmiye sınıfının hususiyetlerini ve tarihi seyrini konuştuk. Kitabı tekrar tanıtıyorum. Biz çok azını konuşabildik ama daha fazlasını okumak isterseniz kronik yayınlarından Mehmet İpşirli Osmanlı ilmiyesi kitabını okuyabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.